Türkiye'de altın ve doların şu anki değerine şaşıranları görüyorum. Ben de onların şaşırmalarına şaşırıyorum açıkçası. Altının 380 liraya doğru hızlı ilerleyeceğini, doların 6.80 olacağını görmemek mümkün değildi aslına bakarsanız. Sadece verileri doğru okumak yeterliydi. Dünyanın gittiği noktayı, Türkiye'nin gittiği noktayı doğru okumak yeterliydi. Bu rakamları tahmin edebilmek için, görebilmek için. Ve işin diğer bir tarafı, ne yazık ki bu rakamlar bu seviyenin de çok daha üzerine çıkacaklar. Bu bir kaçınılmaz gerçek arkadaşlar. Şu anda 6.77, 6.79, 6.78 seviyelerinde bir dolar kuru görüyoruz. Ufak tefek geri çekilmeler olabilir. Tekrar 6.75'i görebiliriz. Ama artık 6.80 hedefine ulaşılmıştır arkadaşlar. Sadece 6.80'in hafif altında şimdilik tutuluyor. Çok kısa bir zaman içerisinde 6.80 hızlı bir şekilde kırılacak ve 6.95'e doğru giden bir dolar kuru, ardından 6.95 psikolojik sınırının kırılmasıyla birlikte 7.20'ye giden bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız. Bununla ilgili de hiç şaşırmamak gerekiyor. Bunu da altını özellikle çizmek istiyorum. 1480 dolar seviyesine gittiği zaman altın ons fiyatı herkes 1300 dolar olacak, 1200 dolar olacak falan demeye başladı. Altının daha aşağıya gitmeyeceği o kadar barizdi ki arkadaşlar. Buna rağmen altın düşecek, altın alım fırsatı verecek falan diye insanları 331 lirayken bile korkuttular. Evet, altının gram fiyatı 331 lirayken bile korkuttular. 280'e gidecek, 250'ye gidecek, 200 liraya gidecek diye. Oysa dünyanın bu koşulları içerisinde, özellikle Amerika gibi, Avrupa gibi ülkelerde sürekli olarak parasal genişlemeler açıklanırken, ama dünyanın sıkıntılarını çözme amaçlı değil, kendi vatandaşlarının sorunlarını çözme amaçlı. Bu koronavirüsün şu anda yarattığı tahribatın bir kısmını çözme amaçlı parasal genişlemeler açıklanırken altının düşeceğini söylemek aptallıktan başka bir şey değildir ya da kötü niyetten başka bir şey değildir arkadaşlar. Altın bu koşullar içerisinde düşemez. Düşme ihtimali yok. Bakın 2.3 trilyon dolarlık bir paket açıkladı Amerika. Arkasından 2.3 trilyon daha açıkladı. Neredeyse 5 trilyonluk bir paketten bahsediyoruz. Ve bu paranın büyük bir kısmı tasarrufa gitmeye devam etti. Önemli bir kısmıyla altın alındı ve alınmaya da devam ediliyor. Neden alınıyor? Esas soru bu. Çünkü bu salgının sonrasında çok büyük bir ekonomik kriz dalgası bekleniyor. Bu ekonomik kriz dalgasının bir sonraki etapta büyük bir ekonomik buhrana dönüşebileceği, belki yıllar boyunca süren bir ekonomik buhranla karşı karşıya kalabileceğimiz çok net bir şekilde ortada. Bakın, koronavirüsün çıktığı ilk günlerden beri sizleri elimden geldiğince uyarmaya çalışıyorum. Bu sadece bir salgın hastalık olarak kalmayacak. Bir sonraki etapta bir ekonomik kriz ve bir ekonomik bunalıma doğru götürecek işi eğer ki toparlayamazlarsa ciddi bir sosyal patlama ve sonrasında büyük bir dünya savaşı ile bile karşı karşıya kalabiliriz diyorum. Bu kadar çok riskin olduğu bir ortamda altın fiyatlarının düşmesini beklemek ya aptallıktır, ya ahmaklıktır, ya da kötü niyetliliktir. Yani küçük yatırımcıyı yanlış yönlendirip elindeki portföyü bozdurmaya çalışmaktır. Onun elindeki mala konmaya çalışmak. Başka hiçbir açıklaması yoktur bunun. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de dolar niye yükseliyor ve neden yükselecek? Bir kere CDS'imiz 600'ün üzerine çıkmış, hafif gevşemiş ve şu anda 547 puan seviyesinde. 500 puanın seviyesindeki CDS puanının zaten büyük bir risk olduğunu biliyoruz. Dünyadan Türkiye borç almaya kalktığında diyelim ki 7 puanla anlaştı, üzerine bir de 5 puanlık bir CDS riski ekleniyor. Bir anda bizim faiz oranımız 12'ye katlanıyor arkadaşlar. Ve böyle bir ortamda Türkiye'nin borç bulması çok daha maliyetli bir hale geliyor. Hatta borç bulması her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. O nedenle zaten Merkez Bankası'nın döviz rezervleri hızlı bir şekilde eriyor. Bakın, Şubat ayında 19.1 milyar dolarlık toplam döviz rezervlerinde bir azalma söz konusu. Eldeki para her geçen gün bitme noktasına doğru hızlı bir şekilde ilerliyor. Biz ne yapıyoruz? IMF ile anlaşmayacağız diyoruz. Ki belki doğru, ama Fed ile anlaşmaya çalışıyoruz.
anlaşıyoruz. Fed de bizimle anlaşmaya yanaşmıyor. Çünkü siz ona ne kadar swap faizi öderseniz ödeyin, kurun çok büyük bir risk altında olduğunu Fed de gayet net bir şekilde görüyor. Sadece Türkiye için değil, tüm gelişmekte olan ülkelerde kur riskinin çok yüksek olduğunu görüyor. Bu nedenle ya kardeşim ben Türkiye ile swap yapana kadar Türkiye çok dardaysa gitsin IMF ile anlaşsın, bana ne diyor. Ve bunun sonrasında bizim dolar sıkışıklığımız biraz daha artıyor. Biraz daha artıyor ve bu dolar sıkışıklığı da her geçen gün doların yükseliş yönündeki baskısını arttırıyor arkadaşlar. Diğer taraftan ne bankalar yoluyla ne Merkez Bankası yoluyla baskı yapmamız da mümkün olmuyor artık. Baskılayabildiğimiz kadar baskılıyoruz. Her taraftan açıklarımız büyüdüğü için, bütçe açığımız, cari açığımız her noktada büyümeye devam ettiği için artık bu riskleri de alamaz pozisyona gelmeye başladık. Türkiye'nin bütçe açığının 200 milyarın üzerine çıkabileceğini sizlere ta 6 ay öncesinden söyledim. Türkiye'de çok ciddi bir cari açık probleminin yaşanabileceğini ta size 6 ay öncesinden söyledim ve şu anda 1 milyarın üzerinde bir cari açığımız var. Hemen söyleyeyim, 1 milyar 230 milyon dolarlık bir cari açığımız var. Yıl toplamında bir cari fazla görünmesine rağmen her ay cari açığımız bu sene büyümeye devam ediyor ve turizm gelirlerinin de bu sene pert olması nedeniyle, yok olması nedeniyle büyük ihtimalle cari açığımız kontrol edilemez bir düzeye gelecek. Peki kurun artışını ya da devalüasyon gibi riskleri ne doğuruyor diye sorarsanız cari açık, Merkez Bankası rezervlerinin tükenmesi, insanların sürekli olarak dövize olan talebinin artması doğal olarak devalüasyonu da beraberinde getiriyor. Çünkü sizin para biriminiz olması gereken değerin çok üzerinde kalıyor. Mutlaka değer düşürmesi gerekiyor. Hem yurt dışına ihracat yapmak istiyorsanız hem de kendi pazarınızı kaptırmak istemiyorsanız ya da Türkiye'deki maliyetleri arttırmak istemiyorsanız. Bu nedenle Türkiye'de her kriz döneminde çok ciddi devalüasyonlar olmuştur. Ama biz hala eski yöntemleri kullanma konusunda ısrar ediyoruz. Bakalım nereye kadar gidecek bu iş, bunu da göreceğiz. Türkiye'nin riskleri dediğim gibi her geçen gün artıyor sevgili dostlarım. Bankacılık sistemini özellikle özel bankaları BDDK zorluyor, Cumhurbaşkanı zorluyor. Kredi verin kardeşim, kredi verin kardeşim diye zorluyor. Özel bankalarda kredi vermeye yanaşmıyor. Haksızlar mı? Vallahi kimse kusura bakmasın, haksız falan değiller. Çünkü zaten yeterince batıkları var. Bir de yeni verecekleri kredilerin tamamı neredeyse batığa dönüşecek. Böyle bir riski göze almak istemiyor özel bankalar. Özel bankalar yeni batıkların başlarına ne tür bir bela açacağını çok net bir şekilde görüyor. Hele ki Türkiye'deki özel bankacılık sisteminin neredeyse %70 hatta %80'lik bir kısmının yabancılara ait olduğu düşünülürse böyle bir ortamda yabancı şuna bakar kardeşim. Ben niye zararına iş yapayım ki? Zarar edeceksem hiç iş yapmam, daha iyi demeye başlar ve bu nedenle de sana kredi vermez. Devlet ne diyor? Sen kredi ver kardeşim. Ben gerekiyorsa faiz farkını ödeyeceğim. İyi de o batıkların bedelini kim ödeyecek? O zararların bedelini kim ödeyecek? Velev ki devlet üstlendi. Bu kez de çok büyük bir bütçe açığı olarak karşımıza çıkmayacak mı? Öbür tarafta isterseniz dünyaya dönelim biraz. Dünyadaki gelişmelere bakıyorsunuz. Dünyadaki borçluluk oranı her geçen gün artmaya devam ediyor. 255 trilyon dolarlık bir borç yüküyle karşı karşıya bütün dünya. Ve bu borcun tanımı aslında şu. Bütün dünya ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılasının yani tüm gelirlerinin çarpı 3'ü kadar. Evet, çarpı 3'ü kadar bir borçluluk söz konusu. Yani dünyada da işler iyi gitmiyor. Ve bir de bunun üzerine koronavirüs gibi bir felaket ekleniyor. Doğal olarak dünyada dev bir ekonomik krize doğru hızlı adımlarla ilerliyor. Şimdilik bunun önünü kesmek için en azından hastalığın yaratacağı ekonomik krizin etkilerini azaltmak için bir takım çalışmalar yapıyorlar. İşte Avrupa Birliği'ne dönüyorsunuz, bakıyorsunuz 500 milyar euro olup bir paket açıklıyor. Amerika'ya dönüyorsunuz, bakıyorsunuz neredeyse 5 trilyon dolarlık bir paket açıklıyor. Ama sonuç itibariyle bunlar sadece belki felaketin yaralarının bir kısmını saracak. Felaketin tamamına bile çözüm olmayacak sevgili dostlarım. Ve bu koşullar içerisinde dünyanın ekonomik risklerinin de arttığını gören tüm yatırımcılar dolara ve altına, yani iki güvenli limana saldırmaya devam ediyorlar. Aylardır bu konuyla ilgili de uyarıyordum sizi.
üzere her parasal genişleme Amerika, Avrupa veya başka ülkeler tarafından yapılan her parasal genişleme bu dönemde tasarrufa yönelecektir. Altına gidecektir, dolara gidecektir. Bakın özellikle iki enstrümandan bahsediyordum sizlere. Neden? Çünkü bu iki enstrüman şu anda güvenli liman olarak görülüyor. Borsalar mı? Borsalar zaten büyük bir balon ve bu balonu hala şişirmeye devam ediyorlar. Neden? Çünkü yüksek seviyeden küçük yatırımcının eline verebilmek için. 97 bin seviyesine gelmiş bir borsa görüyoruz Türkiye'de. Ve bu borsanın tanımı şu anda patlamaya hazır bir bombadır. Doların ve altının Türkiye'de yükseleceği ne kadar bariz ise borsanın çökeceği de o kadar bariz. Sadece Türkiye'de değil bakın bütün dünyada. Bütün dünya borsalarında çok sert satışlar gelecek. Özellikle koronavirüs salgınının bitmesiyle birlikte. Ortaya ekonomik sorunların çok daha net bir şekilde çıkmasıyla birlikte borsada çok sert satışlar gelecek. Evet, bir sonraki adımda Nasdaq'ın özellikle teknoloji hisseleri, e-ticaret hisseleri çok ciddi bir şekilde yukarıya hareket edecek. Ama bir sonraki adımda şu anda size çok net söylüyorum. Amerikan borsaları da, Avrupa borsaları da, Asya borsaları da patlamaya hazır birer bomba. Ve bu borsalar patladığında, aşağıya doğru çöktüğünde altına ve dolara olan talep de çok daha fazla artacak. Tüm dünyada altın fiyatlarının hızlı bir şekilde yukarıya hareket ettiğini göreceğiz. Yani şu anda gördüğünüz 1700'ün hafif üzerindeki seviyeler bile hayal olacak gelecek günlerde. Muhtemelen 2000-2500 dolar aralığında bir altın ons fiyatıyla karşı karşıya kalacağız. Ve öbür taraftan Türkiye'de biz 7.20'nin bile çok üzerinde dolar fiyatlarıyla karşı karşıya kalacağız. Dolara olan talep Türkiye'de doların bitme noktasına gelmesi nedeniyle gram altın fiyatlarında da biz 400 liraları bile arar olacağız. Şu anda ilk hedefimiz artık 380 lira değil arkadaşlar. Geçtiğimiz videolarda da söylemiştim. Artık hedefimiz altında kısa vadeli hedefimiz 402 lira. Dolarda kısa vadeli hedefimiz 7 lira. 20 kuruş. Bir kez daha altını çiziyorum. Dolarda kısa vadeli hedefimiz 7 lira 20 kuruş. Gram altında kısa vadeli hedefimiz 402 lira. Herkes 1200 dolarlara gidecek derken altın onsu sizlere ne dedim? 1740 dolara gidecek bir altın onsu var dedik. Ve şu anda altın onsu 1720'nin üzerinde. Bugün büyük ihtimalle 1740 doların üzerini göreceğiz altın onsunda. Dolarda 6.75-6.80 aralığında belki bir süre daha gidecek. Hemen sonrasında 7.20'nin üzerine giden doları görürüz ve 7.20'lik dolarla 1740'ın üzerindeki altın onsunun birleşmesi 402 liralık gram altın fiyatını beraberinde getirir. Altının gramı alım fırsatı verir mi? Tekrar 330 olur mu? Tekrar 300 olur mu? Gibi sorular geliyor. Valla 330 lira seviyesinde de sizlere ne dedim? Bir daha bu seviyeleri göremeyebiliriz. Bir daha bu seviyeler hayal olabilir demiştik. Nitekim artık 330'lar hayal gibi görünüyor. Bir daha 370'li seviyeler de görülemeyebilir. O seviyelerde uzun süre test edilmeyebilir. Belki de hiç test edilmeyebilir. Yani 370'ler de bundan sonraki süreçte hayal olabilir. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Gram altın 400 liranın üzerine attığı zaman artık yeni yolculuğu çünkü 500 liranın üzerinde olacaktır. Hem dünyadaki hem Türkiye'deki gelişmelere bağlı olarak sevgili dostlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Diğer taraftan eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Ve sevgili dostlarım, eğer ki kanalımıza destek vermek isterseniz katıl butonuna basarak oradaki üyeliklerden herhangi birisine üye olabilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.